Allah ellerini kollarını koparacak Ankara'yı bu zaman inşallah. Başka bir sual. Ee, Mustafa Kemal'in Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mezarını Vehhabilerden kurtardığı söyleniyor. Bir videonuzda buna cevap verdiniz fakat tatmin olamadım. Biraz evet. daha malumat verir misiniz? Bunu Tahrif isimli eserimin, Tahrif Hareketleri isimli eserimin zannediyorum birinci cildinde belki ikide de olabilir anlattım bu bir yalandır Mustafa Kemal iki türlü anlatılıyor birisi çok Müslümandı çok dindardı birisi de hayır dinle alakası yoktu ateisti ve vesaire gerçi daha başka Fıruları da var adamın biri yazdı hangi Atatürk diye. Herkes kafasına göre bir Atatürk anlatıyor. Ama 1960 itilaline kadar Mustafa Kemal'i dindar gösterme gayreti yoktu. Çünkü akla mantığa aykırıydı. Başarana kadar mevkii makamı elde edene kadar Türkiye hakimi mutlak kesilene kadar Evliya Allah'tan zannedersin. Uçacak. Erzurum Kongresi'nde son cümlesini söyleyeyim size. Cenab-ı vacib Amal Hazretlerinden en son olarak niyazım odur ki Diyanet-i Ahmediye'nin haris istakı olan milleti necibemizi ilahi ömül kıyam masun afat buyursun amin. Amin de onun sözü. Hoca zannedersin. Hoca zannedersin. Ama ne zaman ki başardı, ondan sonra pila ters çevirdi. Dinin de aleyhine, şeriatın aleyhine, tarihin de aleyhine trilyon sözünü gösteririm. Hem de Kemalist kaynaklardan, hem de resmi yayınlardan. Ben uydurmuyorum. Ben biliyorsunuz onun sözlerini burada geçen nutku açtım okudum. Gene böyle resmi yayınlardan okurum. Biz Zeyd Musaal karşıma gelecek. Getirir bir sürü okurdum. Lakin bu demokrasiye geçildikten sonra, 50'den sonra yavaş yavaş konuşulmaya başlayınca itibar kaybetti. Millet cahilane de olsa uykulu bir insan gibi söyleneni tam anlayacak sıhhatte, zeka berraklığında, zihni berraklıkta olmasa bile, kafi derecede zihnen berrak olmasa bile, yavaş yavaş mart dumanı içinde yaklaştıkça görürsün ya ağaç mıdır, adam mıdır diye, aynı onun gibi hakikate yaklaşmaya, duman zahil olmaya başlayınca, onun gerçek hüviyetini görünce alektarlık çoğaldı. 1960 senesinde Kemalizm'den verdiği tavizler sebebiyle Demokrat Parti ihtilalle karşılaştı. O günkü ihtilalciler bakın 27 Mayıs olduğu zaman Behçet Kemal radyoya koştu. Sabahtan akşama kadar Tanrı peygamber diye taptığımız ne varsa hepsi ondan feyz aldı. Hepsi bilmem ne oldu. Sabahtan akşama kadar 27 Mayıs İhtilali Kemal namına ve Kemal'in nizamını teyit ve tecdit namına yapılmış bir ihtilaldir. Lakin ihtilalciler halkın gönlünü kazanamadığı için bu gidişi iyi görmedilerdir. Sivile geçtikleri sırada bir müessese kurdular. Bu müessese şu tenkitten doğdu. Demokrat Parti kalkınma yaptı. Amenna. Ama plansız programsız yaptı. Plansız programsız. Kalkınmayı inkar edemediler. Plansız programsız diye tenkit ettiler. Bu düşünceden o halde bundan sonra kalkınma planlık hesaplı, kitaplı olsun diye Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu. Şimdi bu yalanın müdafilini yapan benim bir arkadaşım. O zaman planlamada sosyal daire başkanı. Bana 40 sene evvel anlattı. Ben de hatıralarımda bir vesileyle bunu yazdım. O arkadaşın adını yazmadım. Korkaklığını bildiğim için. Başımına bir şey gelir niye beni yazdın der diye. Sade vakayı yazdım. Galiba dini devlete tabi kılmak hususundaki Fethullah'ın hareketini layıklıkla bağdaştırmak istikametindeki hareketini izah ederken bunun böyle başladığını söyledim. O zaman henüz askerler tam manasıyla kışlaya çekilmediği için bir koordinasyon kurulu kurdular orada. Koordinasyon kurulu demek askerlerden ve sivillerden ibaret bir heyet. Bunun vazifesi şu: Siviller bir yere yol yapmaya, köprü yapmaya, fabrika yapmaya vesaire karar verdikleri zaman bunun harp zamanında nasıl müdafaa edileceğine vesairesine dair bir de askerleri dinleyelim. Askerlerin de görüşünü alalım diye bir böyle bir müşterek heyet teşkil ettiler. Ve böyle devam ederlerken bir gün oraya bir kurmay albay geldi yahut tabiatıyla bu heyete aza olan bir kurmay albay dedi ki beyler memleketi yol doldursak fabrika doldursak ne çıkar rejim elden gidiyor bu ülke ya komünizme ya şeriata rağm olacak fikir sahibi olanlar aksiyon sahibi olan gençler ya komünist ya şeriatçı Keşke söylediği doğru olsaydı. Biz buna çare bulalım dedi. O yatırımların üzerinde konuşmaktan meseleyi kaydırdı. Günlerce komünist gelişmesine nasıl çare buluruz? Şeriatçılık istikametindeki dini gelişmelere nasıl çare buluruz? Bunun neticesinde şu ortaya çıktı. Aziz Allah. Hem komünist hem kemalist bir zümret üretelim. Hem Müslüman hem Atatürkçü bir zümret üretelim. Şimdi <laughs> ezan okunduğu için bunu daha ikili anlatamayacağım. Kısaca söyleyeyim. Mehmet Özgüneşli'ye 27 Mayıs ihtilalcilerinden birisi Diyanete Bakan Bakan'dı. <laughs> hem Müslüman hem, hem Kemalist dindar yetiştirme işini o üzerine aldı. Maaşla devlete bağlı olan diyanetle ben bunu yaparım dedi. Ama bunu yapacak adamlara eline bir senet, bir delil vermek lazım. Burada vesikalar uydurdular. Uydurulan vesikalardan biri Vehhabiler 32'de Hicaz'ı elde ettikleri zaman peygamberin kabrini yıkacaklardı. Mustafa Kemal Sultan Abdülaziz'e, Melik Abdülaziz'e telgraf çekti. Bunu yıkarsan Türk askerinin hedefi Medine olacak. Ve bunu önledi. Yalan. Uydurma. Uydurma. Başka deliller de var. Bunu biz 8'de tekrar bu programa başlayacağız. Orada anlatayım. Akşam namazı gecikir. Lakin ben geçen hafta eksik bıraktığım iki şeyi düzeltmek istiyordum. Evvela onu anlatacaktım. Onu da unuttum. Biriniz bana hatırlatın. Saat sekizde başlayacak programda hem geçen hafta eksik bıraktığım bir iki şeyi söyleyeyim. Hem de bu meselenin devamını söyleyeyim. Çünkü bu mühim. Bize oynanan bir oyundur bu. Bunu hakkıyla bilmeniz için böyle kısa söylersem doğru olmaz hakkını vererek söylemek için 8'deki programa bakalım